Merhabalar, Şok Market. Çok uzun olmadı diye hatırlıyorum bir analiz yapalı. Belki iş günü olarak 7-8 gün, 10 gün olmuştur maksimum. Değişen bir şey yok. Düşeni var. 50 günü o zaman da söylemiştim bir önceki videoda. 50 gün zaten bir direnç olarak bulunuyordu, yerini koruyordu. Dolayısıyla 50 güne gelmiş, 3-4 temas kıramamış. Aşağı yönlü hareket böyle devam gözüküyor. Nereye kadar? Tabi destek var burada. Yani 12 de 12 diyelim, 12 lirada bir desteği var. 12 liraya doğru devam ediyor. Yani orayı vurup tekrar tabi dirence giderse ayrı konu. O çok sık karşılaşılan bir şey. O dirençlere tekrar kafa atması. Ama burada şimdi iki şey takip edebilirsiniz. Bir 50 gün olabilir ki bence 50 gün takip etmek şu düşen trendi takip etmekten daha avantajlı olabilir yani. Ben ortalamalara biraz önem veririm. 12.40'da yani 12.40'ın yukarı kırılımı durumunda tabii o gün gün değişiyor ama çok da oynamaz yani. Bunun çok paralel bir 50 günü var artık. 1-2 kuruş aşağı, 1-2 kuruş yukarı. 12.40'ın kırılımı durumunda yine de düşen trende dikkat etmek lazım. O da 12.50'lerde falan 10 kuruş bir şey var, farkı var şu anda. 10-15 kuruş. İkisinin de kırılımı durumunda 12.78 zaten muhtemelen gelir yani. Orası çok uzak bir yer değil ve arkasından 12.94 direnci var gördüğüm kadarıyla. Yukarı hareketin başlaması için ama 50 gün kırılımı şart. Yani 50 gün kırılamadıkça bu iş burada bir sıkışmaya gider. Ya bir sıkışmaya gider, kağıt iyice işte 12-12-10-12-20 arasında sıkışır 50 günle. Ne zaman? İşte atıyorum 5-10 gün sonra iyice bir sıkışma başlar. Veya da bir kırılıma gider, ya aşağı kırar. Ya aşağı kırarsa 11.55. 11.23 200 gün desteği. 11.55 hadi boş verelim. Burada 11.23 200 gün desteği var. Yani oraya doğru hareketler beklenir. Tabii şunu da ifade edeyim. Yani burada daha önce bu tür fiyatlar geldi. 200 gün bir fırsat olarak da görüldü. Alım fırsatı olarak da görüldü. Onu da unutmayın. Yani majör destek. Çok işler kötü giderse, çok kötü giderse işler oraya hesaplayın. 11.23'ü hesaplayın kafanızı. Hani orası da kırılırsa tabii o zaman kan revan. İyiye gitmez işler. Yukarı doğru da 50 gün ve düşen trend yani 12 dediğim gibi yani garanticiyseniz 12.60'ın 12.55-60'ların kırılımını bekleyebilirsiniz. Şu an bir yön tayini yapmak bunun dışında mümkün değil. Bir yükselen trendten bahsetmek de mümkün değil. Bir ısınma veya çok düşük bir durum da yok RSI'de veya stokastikte ya da kağıtta. Yani başka bir algoritma burada maalesef yani şimdi algoritma yatayda okunur onu söyleyeyim. Yatayda okunur. Fakat anlamlı veri yani işte anlamlı demeyeyim. Komisyonu düş, şunu düş, bunu düş. Sana para bırakmaz algoritma. Onun için burada pek RSI'ye falan bakacak bir durum yok. Ama tabii işte şurada mesela ne var? Atıyorum en küçük kâra bakalım. Yani 12.20, 12.80 arasında o ya da bu daralıyor gerçi ama 12.11 12.40-50 arasında bir kar hedefliyorsanız o zaman algoritmayı tabii kullanabilirsiniz. Yani o size yardımcı olabilir. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Hepinize iyi akşamlar.